Evet merhabalar, hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir, umarım keyifler yerindedir. Kaldığımız yerden devam ediyoruz City Skyline serimize. Ee, kampüs alanı, bir önceki bölüm komple kampüs alanıyla geçti. Yeniden dizayn etme, derleme, toplamayla geçti. Ama hallettik, bence benim içime sindi. Ee, şimdi ekstra olarak diğer kampüs alanımıza, diğer üniversite kampüs alanımıza geçebiliriz. Geçmeden önce de ufak da bir hatırlatma. Eğer izlediğiniz içeriği beğenirseniz kanala abone olup videoyu beğenerek beni destekleyebilirsiniz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Ve öncelikle şu lavuk şeyler yüzünden alıcı bulamamaları nüfusla alakalı bir durum muhtemelen şu yıkılan binalara bir terk edilen binalar bunlar hep yıkılan binalar diyorum yıkacağım için şu terk edilen binaların bir ayarını yapmak lazım arkadaşlar bunlar gerçekten büyük dert büyük problem büyük sıkıntı Evet ne, ne kadar çok dert problem sıkıntı çarçurt falan filan muhabbeti yaptık. Neyse şurayı da iptal ediyorum. Lavuklar da buradan böyle giriş çıkış yapsınlar şimdi buradaki kavşak dursun. Yapacak bir şey yok. En azından trafiği bir nebzede olsun azaltmış oluruz. Şimdi kampüs alanını şöyle bir, bir değerlendirme yapmak istiyorum açıkçası. Üniversite nerede abicim? Bir dakika. Dayıoğlu. Üniversite. Üniversite sıkıntımız nerede var? Yani üniversite sıkıntımız aslında bu bölgede yok da nasıl yapsak nereye yapsak ama üniversite kapasitesi okula gitmeye uygun 7102 kapasite 5650. şimdi şu bölge bir kampüs alanı yapsak mı yapmasak mı çünkü bu tarafa doğru da genişleyebiliriz ama bu tarafta çok yoğun bir şey var bölge var muhtemelen e, bu tarafa doğru genişleyeceğiz o yüzden hazır burada park falan da var park e, yaptığımız parktan da bayağı bir şey yaparız. Arsa değeri, arsa değeri falan ayarı çekeriz ki burayı itfaiye dır, jurttur, mezarlık dahi yaptık. O yüzden kampüs alanını ilk şu bölgeye yapıp şöyle ortaya şu şu kadar bir kampüs alanı belirleyip hem bu bölge için hem de bu bölgeye yapacağımız konut için güzel yer olacaktır diye düşünüyorum. Evet, şimdi kampüs alanına başlayabiliriz. Öncelikle bir kampüs alanı belirlememiz lazım. Şuradan şöyle kampüs alanını boya kardeşim. Şöyle şuradan başla tamam mı? Çok da büyük bir kampüs alanı yapmak istemiyorum aslında. Çok fazla yer kaplamaması adına. Şöyle ki bunu da daha sonra geliştiririz. Büyük oldu sanki bu kampüs alanı. Gerçi birçok fakülte makülte carttır cırttır falan gelecek. Bence gayet iyi oldu gibi sanki. Evet. Direkt başlayalım. Kampüs alanını yaptık. Normal yapacağım. Üniversite kampüsü yapacağım. Burada bir sürü fakülte makülte falan var. Şöyle bakalım hatta mesela üniversite yurtları murtları geç abi Fen fakültesi, tıp fakültesi falan burada diye hatırlıyorum ben. Üniversite kütüphanesi. Şöyle bir şeylere bakarsak üniversite laboratuvarları, kitap evi. Bunlar standart bunların hepsini biliyoruz. Satranç kulübümüz var. Akademik heykeli, cart, çürt, geç abi. Tıp fakültesi, fen fakültesi, hukuk fakültesi. O yüzden böyle bir kampüs alanı yapmak iyi olur gibi geldi bana şimdi. Yani standart bir kampüs alanı. Bir de tabii ki de sanat şey var. Neydi? Liberal Sanatlar Koleji kampüsü var. Onun yerine biz buraya direkt olarak şey yapacağız. Nedir o arkadaşlar? Normal standart kampüs alanı yapacağız. O yüzden bir öncekinden ders alıp şöyle Ahenk Bahçe değil lan. nerede kampüs alanı? Ha, şu kampüs alanına dert etmeden sıkıntı etmeden direkt şöyle şu bölgeye mesela şu kampüs alanının ana binasını bir çaktık. Tamam mı? Üniversite yönetim binası çok güzel. Şimdi bu lavun yanına standart yollarımızı bir çekelim. Neredesin abicim sen? Süsleme üniversite yolu. Üniversite yolu yani. İkisi farklı tabii ki. Tamam. Senden şöyle direkt çekebiliyor muyum? Çekebiliyorum ve çok iyi. Senden direkt çekebiliyorum. Senden de direkt çekebiliyorum. Mesela şöyle. Şöyle. Şurayı bir kapat. Tamam mı? Bunun etrafını bir saralım. Şimdi öncelikle şu tarafa doğru yamuk olmaması kaydıyla. Kaydesiyle diyeyim daha <laughs> doğrusu. Şöyle. Şimdi şu alanda şöyle birleştir. Birleştiremiyor muyuz? Buralar mı birleşik sadece? Tamam mühim değil, mühim değil. Dert değil, dert değil. Evet, şimdi başlayabiliriz. Üniversite yurdu. Bir tane üniversite yurdu çakacağım. Biraz daha derli toplu olması açısından. Bir tane üniversite yurdu. Ee, çevre koruma. Bir adet futsal kulübü. Başka bina yok mu lan? Hani üniversite yurdu cart curt zımbırtı ıvır zıvır bu kadar mı? E, fakülte makülte bir şey koyamıyor muyuz buraya? Üniversite çevre koruması var. Üniversite çalışma salonu. Hadi bir tane de ama o alanı şey yapıyor. Bu bayağı bir taş taşlı bir bölüm olmasından yani büyük bir bina olmasından dolayı. Şöyle yaparız. Buraya sığar mı bu? Bu değil abicim. Bu da değil. Buraya sığdı. Tam oturdu hatta. Bir tane de alanımızı şöyle yaptık. Ve tabii ki de sucu artıcı urtu yok. Elektriği elektriği sıkıntı olmayacaktır diye tahmin ediyorum zaten. Sizin suyunuzu çekelim. Tamam mı? Amca Sizin seviye atlamanız için ne gerekli? Şimdi bilgi. Çekicilik 150-200. Öğrenci 500. Akademik çalışma. Sana da biraz para bayılmamız lazım. Keşif. Tes. Keşif. Bilimsel çalışma. Bilimsel çalışma. Ver abi. Suyu gel. Su gelsin oraya. Su geldi. Tamam. Şimdi buraya bir an önce bizim bir şekilde seviye atlatmamız lazım. O yüzden öğrenci dışındaki şeyleri, şu çekiciliği bir arttırabiliriz. Ekstra farklı koyabileceğimiz bütün binaları koyduk yine de. Üniversite yurdumuzu koyduk. Üniversite çevre koruma. Bir tane de çevre koruma şuraya koyalım. Bir tane de futsal kulübün. iki futsal kulübümüz olsun arkadaşlar. Şöyle tamamdır. Muhtemelen çekicilik muhabbetini aynen. Aynen 245, 76, 81. Üniversite öğrencilerimiz ıhtan ıhtan gelmeye başladı. 57 burada var. 41 burada var. Tamam gayet iyi. Tamam şimdi üniversite kampüs alanının baş, Şeyini yaptık başlangıcını yaptık ama Bize hala daha şey lazım Konut bölgesi için hiç talep yok ee, Hava alanı Hava alanı ne tarafa yapsız? yapalım Ne tarafa yapabiliriz Benim aklımda bir yer vardı oraya aslında daha böyle bir turizm alanı gibi yapmayı planlıyordum Şu lanet olası binalardan bir Kurtulabilir miyiz artık Bunlar gerçekten büyük dert Bunlar niye böyle oldu İnanın hiçbir fikrim yok ama Satamıyorlar Lavuklar mallarını satamıyor kardeşim. Mallarını satamadıkları için de sıkıntımız var, derdimiz var, problemimiz var. Bu lavuklar mallarını alıcı bulamadığından dolayı büyük problemler yaşıyoruz. Neyle alakalı olduğunu bilmiyorum. Onu olmazsa bir sonraki bölümü çekmeden önce bir araştırırım. Dert nedir diye. Bakarız ona göre bir çözüm buluruz. Sanayi alanından gelirimiz çok düştü. Yani ciddi anlamda çok düştü. Nüfus da gelmiyor. Nüfus gelmediği için de gelirimiz de düşüyor. E, bina yıkıyoruz sürekli. Alıcı olmadığından dolayı sıkıntılarımız var. Var oğlu var. Eksi üstüne eksi yani anlayacağınız. Neyse. Amcaoğulları siz ne yaptınız? Sizin öğrencileriniz kaç oldu? 207, 218, 217. Artmıyor gibisin sanki sen ya. Niye? Artmamanın sebebi belli. Çünkü nüfus yok. Evet. Şimdi havaalanını... Ha, evet havaalanı demiştik. Bir kampüs alanımızı oraya, bir, o bölgeye yaptık. Havaalanını şuraya yapsam çok mu absürt olur sizce? Yani burayı böyle bir turizm alanı gibi yapmayı daha, yapmak daha mantıklı gibi ama... Havaalanını Şuraya yapalım mı havaalanını? Şehrin dışına. Ne kadar etki eder bilmiyorum. Şehrin içine yapmak mantıklı değil zaten de. Şuraya bir havaalanı çakmak istiyorum aslında ya. Şöyle direkt şu bölgeye. Ne kadar etki eder bilmiyorum ama bir deneyelim havaalanına. Ya da daha yapabilecek neresi var? Şehrin içine yapmayı istemiyorum. Şehrin girişine bir havaalanı yapmak mantıklı gibi geliyor. Bana da şu binalar var ya. Ey yavrum ey. Ey yavrum ey. Ben yıkıyorum bunlar tekrar bozuluyor. Ben yıkıyorum bunlar tekrar terk ediyor binaları. Sizin o binaları terk etmeniz hiç hoş değil kardeşim. Benden söylemesi yapmayın kurban olayım. Bak para paranın anasını ağlattınız. Para mara kalmadı. Şurası zaten burası zaten Allah'a emanet çalışıyor. Çalışmıyor bile. Ha bak bunların bir sıkıntısı yok. Sizin niye sıkıntınız var? Sizin derdiniz ne derdiniz? Bunlar boşuna masraf bir de. Şöyle. Yık abi şu binaları. Ben bunu çözeceğim. Ben bunu, Onur bunu çözecek. Çözecek. Şu havaalanını bir önce bir yapmamız lazım. Hazır elimizde böyle bir imkan varken havaalanında neden olmasın yapmayalım öyle değil mi? Şimdi öncelikle hatırladığım kadarıyla bir alan boyamamız gerekiyor. Eğim mi burası? Neye göre değişiyor? Burada bayağı yoğun bir şey var gibi sanki. Şu alana bir boya kardeşim. Tamam mı? Şöyle. Ha yükseltiyor. Okey yükseltsin hem şekil şükul olur. Daha fazla zemin yükseltmek için toprağa ihtiyacımız var. Örneğin daha fazla toprak elde etmek için kaydırma aracını kullanın diyor. Kaydırma. Eey, kaydırma kaydırma. Şu mu? Bu kaydırma muhabbeti ne? Araziyi kaydır. Şu şekilde mi kaydırmam lazım? O havaalanı muhabbetini gerçekten anlamadım. Okey şu bölge yap yapılabiliyor herhalde. Dur bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Ee, Karayazı limanı değil. Şunu bir sil şuradan. Silme hangisi? Havaalanını sil. Şöyle. Tamam. Şimdi ekleme yap. Aa sıçacağım ama ya. Hep aynı şeyi yapıyorum. Böyle mi yapmam lazım illa yani? Kaydırma dediği bu mu? Çok mu büyük oldu lan bu havaalanı? Bir tık büyük oldu sanki ya Bir tık büyük yaptık galiba. Şurayı bir sil. tane. Burada 20 tane havaalanı oldu. Bu havaalanı bir tık büyük oldu arkadaşlar ya. O yüzden şöyle yapsak bence yeterli olacaktır. Olmazsa daha sonra büyütürüz. Hem bölgeden de uğraşmamış oluruz. Böyle. Tamam hadi. Hadi bu kadar yeterli olsun hadi. Bura ne böyle? Bura böyle gallı. Neyse, yapacak bir şey yok. Evet, şimdi şu hava alanı için amcaoğlu. Klasik havaalanı terminali, klasik iki katlı terminal. Bunlar yok herhalde zaten. Ş şöyle yaparsak, tamam mı? Biraz masraflı olacak da umarım değer. Şöyle koyduk bunu. Havaalanı da bu, bu arada ilk defa şey yapıyorum. Haberiniz olsun. İkisi de gidiş bunun. Şöyle yapacağız. Ne yolunuz var sizin? Sizin Aynınızdan yapmak istiyor Bunu tek yönlü yapalım. Olduğu gibi. Şöyle. Şöyle bağla. Bu lavuğu da. İki katlı yaptık da iki katlı yapmakla iyi mi yaptık kötü mü yaptık acaba? Bilemedim. Şöyle çek şunu. Ş şuradan şu kaç 960 şuradan şu kaç eşit olması için 920 şöyle dur yanlış oldu amca oldu dur Heh. şöyle çek şimdilik buna bir ayar çekeriz bu mühim değil bu dert değil dert olan bu değil şunu da kaldır tamam mı Buradan çektik bunu. Tamam. Bunu da buraya bağladık. Şimdilik bunu da buraya bağladık. Bunlar buraya bağlanmaz. Bu arada. Ona bir uyandırayım. Biz bunu niye iki katlı yaptık? İnanın o konuda da hiçbir fikrim yok. Fakat buraya şöyle bir ayar çekmemiz lazım. Ee, yine şöyle çift giriş yapacağız çift giriş yapacağımız içinde şu şekilde. Bu bölüm de bu havaalanıyla geçecek <laughs> herhalde. Havaalanı muhabbetiyle. Şunu bir çekelim şöyle. Tamam mı? Bunun bağlantısını daha sonra yapacağız. Bağlantısını daha sonra yapacağız. Şöyle çek. Şöyle çek. Aynı şekilde. E ee, şimdi ilk defa havaalanı yapıyorum bu arada. Bu ne abi? Modern havalimanı terminali. Modern iki katlı terminal. E bunlar varmış. Bana niye bunu yaptırdın? Modernini yaptırsaydık ya Allah'ım ya Rabbim. Bana niye bu kadar dert çektirdin ki sen? 1200 masrafım var. Senin ne kadar masrafın var? E modern yapsaydık anasını satayım. Gidecek olan üzerine terminale girmek için en üst katı kullandı ve gelen üzerine terminali zemin katı üzerinden terk etti. Küçük bir havalimanı giriş binası modern yapsaydık ya. Ya. Daha başka bir şey var mı burada? Ultra modern. Bak bunları hep kaçırıyoruz. Başka 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 başka. Tamam başka bir şey yok. İyiyiz. Ultra modern yapalım bari. Ne etki edecekse artık. Herhalde giriyor yani. Ultra modern diyor o. Olsa gerek. Şu lavukları bir... Bunları bir sil önce. Bunları silelim de şuradan. Bunu direkt olarak koyalım buraya. Şöyle olması lazım. Şöyle de düz olması gerekiyor. İki katlı değil mi bu? Ha iki katlı tamam. Tamam daha modern. Ultra modern hatta. Ne boka yarayacaksa. Ultra modern olması neyse. Evet. Bir tık daha mı? Yani Böyle olabiliyorken bana ne dert çektirtiyorsun? Bana ne sıkıntı çıkartıyorsun sen? Şimdi sen buraya burayla bağlanmazsan Tamam buraya da bağladık. Tamam. Tamam bu bağlantıları yaptık. Bu bağlantılar inşallah doğrudur arkadaşlar. Bilmiyorum. E ee, şimdi. Şimdi 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 şimdi. Park edilmiş büyük uçak. Bir hava limanı alanın 3. Türkçe müthiş. Tamam. Bu ne? Binaları klasik. Hava binaları modern stil. Ultra modern stil. İniş alanı uçak park yeri. Bir havalan oluşturma bir havalimanı terminali. Tamam terminali oluşturduk. Oluşturmadık mı? Ha açılması gerekiyormuş. Okey. Tamamdır terminalimizi oluşturduk. Şimdi senin elektriğin yok. Sana sana bir önce bir elektrik çekmemiz lazım. Şöyle bir elektrik çektik. Suyun var mı amcaoğlu? Suyun da dert olacak senin. O yüzden sana şöyle bir şey çektik. Şimdi biraz kafa kurucalayıcı. En azından benim için öyle. Neymiş abicim bu? Pist hızlanma yolu. Ne kadar hızlanma yolu lazım ki? uçakların inip kalktığı tek yönlü pis pisler minimum uzunluğa sahiptir. Hızlanma yollarına yerleştirirken en iyi hızlanma yolu bağlantı için göstergeler gösterir diyor. Şöyle bir şey yapabiliriz o zaman. Ben anlamadım bunu. Ben bunu anlamadım. Küçük uçak park yeri. Uçakların inip kalktığı tek yönlü pis. Pistler minimum uzunluğa sahiptir ve hızlanma yollarını yerleştirirken, yollarını yerleştirirken en iyi hızlanma yolu bağlantı için göstergeler gösterir diyor. Böyle bir şey mi olması gerekiyor? Anlamadım. Bunu anlamadım. Bu havalimanı mevzusunu çözemedim arkadaşlar. Bu lavuklar şimdilik kalsın. Ben bir sonraki bölümde bunun detaylarına bakar yaparım. Kusura bakmayın. Ama çözeceğim. Rahat olun. Havalimanı işini... Havalimanı işi bende. Rahat olun. Onu bir Bölüm kaç dakika oldu? Bölüm de 21 dakika olmuş. Hatta ben durdurayım bölümü. Bu bölümü burada bitirelim. Şu lanet olası binalardan da bir kurtulamadık. Bunlar böyle... Nerede bu politikalar? Sizinle mi alakalı acaba? Bu lavuklar sizinle mi? Eksiye düşeceğiz muhtemelen. Derdimiz büyük. Neyse bir sonraki bölümde bunların bunlara ayar çekeriz. Ben de o arada bir hava hava limanı nasıl yapılıyor? City Skyline'de ona bir bakayım. Ona göre ayar çekeriz. Evet arkadaşlar, teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. <laughs>